Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, Londra'dayız. Huawei P9 ve P9 Plus modellerinin lansmanına katıldık ve hemen lansman sonrası da sizler için bir ön inceleme, ön değerlendirme videosu hazırlamak istiyorum. Elimde P9 modeli var. P9 Plus'ı da sizler için zaten çektik. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu telefonu farklı kılan detaylardan önce normalde beklenen ve karşımıza çıkan detaylarla başlamak istiyorum. Teknik özellikler tarafında Huawei'in bir süredir zaten P9 ile alakalı söylenen Kirin 955 işlemcisi telefonda bir yer bulmuş durumda. Bu işlemci 4+4 çekirdek şeklinde çalışıyor ve 2.5 GHz ve 1.8 GHz olmak üzere performans ve tasarruf modlarına sahip. Grafik işlemcisi tarafında ise Mali T880 MP4 grafik işlemcisini görüyoruz. 4 çekirdekli oluyor tabii ki bu. Bunun dışında telefon 3 GB RAM ve 32 GB hafıza, bir de 4 GB RAM, 64 GB'lık hafıza gibi seçeneklere sahip. Bunu da hemen söyleyelim. 5.2 inçlik ekranda Full HD ekran çözünürlüğü veriyor ki bence bu ekran boyutu için Full HD ekran çözünürlüğü yeter bir seviye. Tasarım tarafına baktığımızda Huawei'in farklı renk modelleriyle birlikte aslında P9 ailesini süslediğini de söyleyebiliriz. Şurada bir tane daha model var ama henüz alabilirsem şöyle göstermek istiyorum. Evet, 3 tane farklı rengi görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ve seramik rengi de mevcut. Şunu hemen koyalım kenara. Şunu da koyalım ve elimizdeki modelle devam edelim. Elimizde görmüş olduğunuz model beyaz modeli. Ve çok ciddi bir şekilde ekranın çerçevesiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. Tabi içeride gizli bir siyah çerçeve mevcut. Eğer siyah bir ekran, duvar kağıdı vesaire kullanırsanız o da zaten ortadan kalkacaktır. Telefonun sağ tarafında güç kontrol butonlarıyla güç butonu ve ses kontrol butonunu görüyorsunuz. Sol tarafta ise micro SD ve sim kart girişini görüyorsunuz ki bazı ülkelerde çift sim kart desteği de olacağı söylendi. Alt tarafta hoparlör, kulaklık girişi, üst tarafta mikrofonu görüyoruz. Bu arada telefonu farklı kılan detaylardan bir tanesi, dünyada ilk kez 3 tane antenin kullanıldığı model olarak toplantıda aktarıldı arkadaşlar. Yani telefonu elinize aldığınızda o kavrama nedeniyle sinyal düşme gibi bir sıkıntı olduğunda telefon otomatik olarak antenler arasında geçiş yapabilecekmiş iddialara göre, söylenenlere göre. Bunun dışında 3000 mAh'lık bir batarya görüyoruz. P9 Plus modelinde 3400 mAh'lık bir batarya vardı. Kamera tarafına gelelim. Şimdi telefonun en dikkat çekici noktası hiç şüphesiz ki kamera. Diyeceksiniz ki iki tane kamerayı ilk kez görmüyoruz. Evet, iki tane kamera ilk kez karşımıza çıkmıyor ama bu Leica ile birlikte yapılan çalışma sonrasında iki kameranın birbirinden farklı görevlere atanmış olması oldukça dikkat çekici. Kameralardan bir tanesi normal RGB sensöre sahipken bir tanesi sadece monokrom, yani siyah beyaz görüntü işleme sensörüne sahip, görüntü algılayıcı sensöre sahip ve telefon yazılımla birlikte bu iki sensörün çektiği fotoğrafı birleştirerek tek bir fotoğraf elde ediyor. Bu da hem siyah beyaz detaylarında hem de kontrast gibi detaylarda telefonun çok başarılı bir performans elde edip çekilen fotoğraflarda da yüksek kullanıcı deneyimi veya yüksek bir tatmin sunmasını sağlayacak. Onu da söyleyelim. Bunun dışında çift tonlu LED flash, lazer otofokus desteği gibi özellikler de mevcut ve parmak izi sensörü de geliştirilmiş ve 4. aşamaya geçilmiş sunumda söylendiğine göre artık çok daha güvenli, çok daha hızlı bir parmak izi sensörü bizleri bekliyormuş arkadaşlar. Telefonun arayüzüne geçtiğimizde ise alışık olduğumuz Huawei'nin kendi geliştirdiği arayüz var. Android 6.0 Marshmallow ile birlikte geliyor. Hemen şöyle yukarıya doğru kaldıralım. Kamera arayüzünü de sizlere kısaca göstermek istiyorum çünkü. Evet, ön kamera açık. Merhabalar. Hemen bir arka kameraya bir geçelim önce. Neler olduğundan bahsedelim. Evet, Pro modundayken ISO ayarı, shutter ayarı, pozlama telafisi ve odak tercihi gibi seçenekler bizlere sunulmuş. Ayrıca netleme tarafında da çoklu matris gibi özellikler var. Monokroma geçtiğinizde ise sadece siyah beyaz fotoğraf çekiyor arkadaşlar cihaz. Şöyle görüyorsunuz. Hemen normal moda geçelim. Normal moda geçtiğimizde ise hem monokrom sensör çalışıyor hem de bunun dışında RGB sensöründe çalıştığını söyleyebiliriz sizlere. Bunun dışında HDR, güzel video, ışıkla boyama gibi seçenekler mevcut. Video tarafına girelim. Video tarafında ise hemen şöyle detaylara girdiğimizde 60 kare saniyede stereo çekimle birlikte Full HD video çekildiğini görüyoruz. Burada 4K seçeneği yok. Ben üst seviye bir cihazda açıkçası 4K seçeneğinin olmasını isterdim. Fakat tercih edilmemiş veya artık bazı donanımsal kısıtlamalardan dolayı 4K video seçeneğinin olmadığını söylemem gerekiyor sizlere. Hemen bu menüden çıkalım. Tekrar fotoğraf moduna girelim. Fotoğraf tarafındaki kamera çözünürlüklerinden bahsetmek istiyorum. 12 megapiksel, 9, 9, 8 ve 6 şeklinde gidiyor. Ve en yüksek çözünürlükte 4:3 oranda
fotoğraf çekiyor Huawei P9 modeli. Hemen şöyle tekrar girelim. Farklı seçeneklerimiz mevcut. Çok sayıda seçeneğimiz mevcut. Nesne takibi, odak takibi gibi. İşte odak flash lambasıyla birlikte netleme telafisi, RAW formatında yani ham formatta fotoğraf çekmek gibi çok sayıda seçeneğimiz mevcut. Tabii kameranın arayüzü de Leica'nın kendi sahip olduğu fontlar ve sesle birlikte değiştirilmiş. Bunu da söyleyelim arkadaşlar sizlere. İlk izlenim olarak telefonun son derece şık olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten telefonun kavrama ve elle tutuş hissiyatı son derece iyi ve premium havasını kesinlikle hissediyor. Arkadaşlar söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Detaylı incelemeyle karşınızda zaten olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.